Mustafa. Efendim Kemal. Ya bugün sabah uyandım. Evet. Aklıma böyle yine ilginç ilginç şeyler geldi. Hayırdır inşallah. Ama üzücü üzdü beni ya bu Oğlum ilginçlik. hayırdır lan, hep Ya güleceğiz diyoruz, hep oğlum üzücü diyorsun. nasıl gelmesin bak şimdi. Bu Covid denen bu lanet, illet, zillet bazılarına fırsat, bazılarına da yerli ihsan etti. Ya tabii mesela puzzle üreticileri acayip kar etti Mesela mesela. e-ticaretler uçtu. Tabii. Değil mi? Yani şimdi marka isim vermeyelim. Tabii. Adamlar yani teknolojinin sayesinde internet üzerinden korkunç satışlar yapıyorlar şu Peki an. beni en çok ne üzdü biliyor Ne musun? üzüyor abi? Ya düşün bak şimdi sabah uyanmışsın. Ha. Müthiş bir iş adamısın. Harika Altında işler, son süper. model jipim var. Yatım var, katım var. Bodrum'da teknem İstiklal var. Caddesi'nde güller Abi dağıtıyorsun ne? Yok abi öyleyken İstiklal Caddesi'nde ne işim var benim? falan. Ay sen Orada orada da ya espriyi ben anlamadın ama anladın neyse. neyse işte. Fakirler karanfil, bazıları gül atar Ha, abi. aynen. Eminim Nişantaşı'nda almışım kahvemi içiyorum mesela. Sarıyer Vay. Tarabiye doğru abi Hayale İstanbul bak. için Ankara'da Atakule'den manzaraya bakıyorum. Öyle bir zenginim. Evet. Ama düşün abi Covid belası Hı. vurdu geçti beni. Çeklerim yazıldı. Aman Allah'ım. İcra kapıya dayandı. İşte evimize, barkımıza adamlar aciz koydular. Şu oldu, bu Allah oldu. korusun. Benim mal, mülk hepsi uçtu gitti. Olabilir. Peki dedim ki ya Kemal dedim düşünebiliyor musun dedim ya. Yatırım yapmışsın, o kadar eleman istihdam etmişsin değil mi? Tabii. Hayal kurmuşsun. Tabii. Daha da zengin Bir olacaksın de katma belki. değer Ha, tabii sağlıyorsun bir de canım. yani ülkeye. Devlete o kadar vergi diyorsun Tabii. ama bu Covid illeti vurdu. Niye? Çünkü iki tane insanlarda olasılık var. Nedir abi? Biri kontrol edebildiklerimiz. Çok güzel. Bir de kontrol dışında olan bizim kontrol edemediğimiz olaylar var. Tabii kesinlikle. Zamanla veba Yani salgını mesela bir olmuş. gece birden hastalanıp da Tabii. derdi olmayan bir hastalığa İşte. yakalanmak gibi. Hani Steve Jobs'ın çok güzel bir sözü vardır. Dünyadaki en zengin şey yatak, yani en pahalı yatak hasta yatağıdır demiş Ya bir de şöyle mesela. düşün bak o kadar malın var icra yememişsin koronaya bağlayıp yoğun bakımda tavandaki şeyleri Valla sayıyorsun. istatistikleri bilmiyorum ama çok firma battı diye biliyorum Evet yani. yani Allah yardım etsin. Ben valla düşündüm yani harbiden bu sabah bu motivasyonla yani olmayan aslında yani beni Ne üzen bir yapalım? El açıp olayla dua mı edeceğiz şimdi? Ne yapalım? Dua mı şimdi edeceğiz? hemen başlıyoruz. Ya tabii Abi dua etmek de tabii lazım edelim da. ama. Bak yağmur duasına çıktı kar Ama aklıma yağıyor. çok güzel bir hikaye geldi bununla ilgili biliyor Ne musun? geldi? Ha bu arada Abi senin de hiç hikaye bitmez ha ya böyle. abi ne yapalım ya? Yani hikayeyi anlatmayı seviyorum Kemal'im Anlat yani. bakalım hadi. Abi şimdi şöyle bir gün Amerika'da aynı senin anlattığın gibi böyle Mr. Smith diye bir adam. Tamam mı? Bu adam Amerika'da çok zengin bir iş adamıyken abi bir anda işleri tökezliyor. Tamam. Ve bir anda işleri bozulduktan sonra işte evine, kapısına, işte iş yerine her yere Ya benim o kira düşündüğüm gibi ödemiyor. olmuş yani. Aynen. Ondan sonra işte bayağı bir sıkıntıya gark oluyor. Ve daha sonra abi adam bakıyor alacaklar gırtlağına çökmüş. Herifi bitirecekler yani herifi. Adam diyor ki ya bir dakika diyor ya ben bir diyor bir firmamdan bir çıkayım da diyor şöyle gideyim bir Nefes alayım. parkta bir yerde bir nefes alayım diyor. Şöyle Necat Şaşmaz'a bağlayayım Kız Kulesi'ne doğru şöyle bir oturayım O meşhur diyor. bank. He bank o meşhur. Abi otururken adam böyle parkta yanına bir tane yaşlı bir adam geliyor abi böyle. Kır saçlı böyle kısa boylu zayıfça bir adam. Adam böyle yapıyor. Evladım diyor hayırdır seni iyi görmedim diyor. O da ne demiştir? Dayı dur üstüme gelme. Amerika'da dayı. Amerika'da. Uncle falan diyormuş. Ondan sonra diyor ki evet diyor ya biraz diyor sıkıntılıyım diyor işlerim çok kötü diyor dayı diyor. Dayı diyor. Ve ondan sonra işlerim diyor çok kötü diyor. Çok perişanım diyor. Battı batıyor gitti gidiyor diyor. Ondan sonra peki diyor ne yapacaksın diyor. Vallahi bilmiyorum diyor. Bir türlü diyor o çıkış yolunu bulamıyorum deyince adam şöyle Türk usulü adam cebinden bir Amerika'da. Amerika'da abi yani şöyle diye. Ondan sonra çek defterini çıkarıyor. Bu ne diyor dayı diyor. Ya dur oğlum diyor ben diyor şimdi sana Dur incelem şey diyorum diyor. yeğen dur Ha. yazayım sana. Biraz Anadolu usulü oldu da Ha, idare et ya abi. var. Abi çeke bir şeyler yazıyor, imza alıyor, paraflıyor. Bir bakıyor. Çekin üstünde 500 bin dolar yazıyor. Sana dayı Daha böyle diyebilir yapıyor. miyim? Bak yeğenim diyor. Tamam mı? Bu diyor çeki al. Bir sene sonra burada aynı yerde ve aynı saatte. Buluşalım. Gel borcunu öde. Git yeğenim işin gücünü hallet diyor. Mustafa ben bir Tamam şey söyleyeyim o da hiç çakalmış. mı? Niye biliyor musun? Bir Dur. yıl sonra o gün demiş ya kesin faizlerin yükseleceğini Repo falan. Abi yani biz Kurtuluş Parkı'nda otursak olsa olsa abi çay içen mi derler yani. 500 bin dolar ne demek? Neyse çekiyor alıyor adam. Ulan diyor ne yapayım ne yapayım hemen gideyim bankaya bozdurayım borçlarımı ödeyeyim. Bir dakika diyor ya bunun diyor bir sene sonra ödemesi var.
Ben diyor bunu diyor bir kasa incelen bir kitleyim. Kimseye söylemeyeyim diyor. Hemen rehberini açıyor. Network'ünü zorluyor. Bakıyor, araştırıyor. Ve bir anda işlerini bir sene içerisinde o kadar güzel toparlıyor. Biraz da mucize olur. Tabii. Böyle Allah da yardım ediyor yani böyle. Hani ondan sonra ve bir sene sonra çekim vadesi geliyor abi. Diyor ki tamam diyor ya. Nasıl da bozulmamış. Tamam diyor artık diyor işi de hallettik diyor. Tamam. Gideyim diyor dayıya diyor şu çekim incelen mi vereyim diyor. Abi çeki kasadan alıyor. Çek böyle cırlop gibi yatıyor tamam mı? Çeki alıyor koştur koştur gidiyor parka. Aynı gün aynı saat Kemal. Abi güzelce banka oturuyor. Bekliyor ki adam gelsin. Abi adam yok. Allah Allah diyor lan. Dayı Covid'den mi ölmüş? Çeke çöksen mi diyor. Daha gelmedi. Tabii adam gelmedi baba yani. Çeke çöksen mi diyor. O arada bir tane hemşire, bir kadın, bir erkek böyle parkta deli gibi koşuyorlar sağda solda. Bayım bayım işte şöyle bir adam gördünüz mü falan deyince adam böyle diyor hayırdır lan falan. Diyorlar ki efendim işte kısa boylu, zayıf, ak saçlı bir adam, ak dede, ak sakallı dede. Ondan sonra böyle diyor biri vardı diyorlar burada diyor var gördünüz mü diyor. Ya diyor tarifler uygulanıyor ben de birini bekliyorum diyor. Ne oldu ki diyor. Ya hiç sormayın diyor ya o diyor deli hastanesinden diyor. Hadi canım. Nasıl yani diyor. O diyor kendini John D. Rockefeller zanneder diyor. Gelene gidene burada çek yazar diyor. Adam dumur oluyor. Nasıl yani diyor ya. Yani diyor bu çek yani gerçek değil mi diyor. Vallahi diyor dayı diyor seni. İyi kandırmış seni diyor. Adam dumur oluyor. O gün de adam inanıp bankaya gidip çeki o gün işte bozdurmak için rezil olacak. Bak şimdi yeğenim pardon Kemal. Şimdi yani biz burada bu hikayeyi boş anlatmadık abi. Sen de Tuncel Kurtis'e bağladın rahmetli şurada ya. Şurada tepeden 3 elma düşecek şimdi şuraya. Olmayacak yani. Abi her hikayenin sonunda evet. Bir mesaj ben var. Ben mesajı aldım da sen söyle. Ben mesajı şöyle söyleyeyim. Sevgili dinleyicilerimiz de bence bu mesajı almalılar. Bir, abi ne sorun olursa olsun. Özellikle kontrol dışında gelişen. Covid gibi. Covid gibi. Yani Covid biter yarın 19-20 olur. Başka bir şey çıkar. Ama şu önemli abi. Kendine inanacaksın. Kesinlikle. Kesinlikle hani Abraham Lincoln'un çok güzel bir sözü vardır. Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Kesinlikle. Biliyorsun bir mıcır bir yolda yağmurlu ve çamurlu bir havada oğlu ölmüş çok küçük yaşta. Evet. Amerika'nın 16. başkanı olmak için büyük mücadele veriyor. İşte köleliği ortadan kaldırmak isteyecek. Böyle düşünceli bir şekilde yürürken birden ayağa kayıyor şarampol gibi. Düş söyleyecek. Ama düşmüyor. Diyor ki ha diyor o zaman diyor ilerleyebilirim. Bak o halde evet. İlerleyebilirim. Ve o adam o çekin aslında sahte olduğunu bilmiyor. Ama ne yapıyor? Ben diyor sonuçta diyor borcuna sadık. Borcunuza sadık olacaksınız. O zaman biz bu çekimden sonra ne yapalım biliyor musun? Sahte de olsa bir çek bulalım. Valla 500 bin dolar yazıp cebe koyalım ama abi. Ama sen de biliyorsun bak şimdi kanser hastalarına biliyorsun. Evet. Boş hap veriyorlar. Ahanda diyorlar ilaç mı bunu hiç iyileşeceksin diyorlar. Sonrasında check-up yapıyorlar. Kanser hastalarındaki evet. Hücrelerin daha absorbe olduğunu. Bunlar gibi çalışma yapmışlar tabii, Amerika'da. Kanser hücrelerinin daha küçüldüğünü görüyorlar. Mustafa ben o zaman son bir şey söyleyeyim de mevzu da fazla uzatmayalım. Evet. Tadında her zaman güzeldir. Tabii. Jim Carrey'ini atmış ünlü olmadan önce. Ne yapmış? 10 milyon dolar yazmış kağıdın üstüne. Ya cüzdan. Onu çek şekline getirmiş. Laf aramızda ben de yaptım. Yapma ya. Valla. Oğlum bize çıkmaz. Ama ben TL olarak yazdım. Yani 10 milyon TL. 10 milyon dolar yazmış. Çeke benzetmiş kağıdı. Katlamış cebine koymuş tarih atmış. İnanmayacaksın diyor. Evet gerçekleşmiş. Anlatmış röportajda. Tarihe geldiğinde diyor 10 milyon doları cebinde. Abi ben her demek zaman. Demek ki neymiş? Abi inanmak başarmanın yarısı. Geçen canlı ne demiştik? İkna olmak mı? İnanmak mı? O yüzden bence inanmalıyız. O yüzden bence inanmalıyız ve her zaman şunu söylerim. Birçok videoda da bir televizyon programında da söyledik biliyorsun. Abi sen kendini inanmıyorsan Allah sana inanmaz yani. O yüzden zaman bir şarkı geliyor aklıma sözüm. Hayırdır sana. Abi? Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım zalimlere kötülere yenilmedim buradayım. Da seni motive etti bak. O yüzden sizsiz olun kendinize evet, inanın. Evet. Hiç kimse size inanmaz. Siz evet. Kendinize inanırsanız başaramayacağınız üstesinden gelemeyeceğiniz. Hiçbir zorluk yoktur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.